Arkadaşlarım merhaba. QNB finans kiralamanın bilançosuna bakacağız. Evvela burada her şeyi çevrettik. Sevgili arkadaşlar. Ayrıca videoyu durdurup bu yasal uyarıyı da okuyun. Burada yaptığımız yorumlar yatırım tavsiyesi değil. Naçizane matematiksel bir işlemler yapıyoruz. Ve hisseye değer biçerken de soyut kavramlar kullanıyoruz. Getiriler üzerinden değer biçiyoruz arkadaşlar. Yaptığımız olay bu. O da soyuttur, yani somut değil. Onu size söyleyeyim. Burada da, bu da diğer normal sanayi şirketi olmadığı için birçok veri yok. Dolayısıyla faaliyetlerden başlayacağız. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık hasılat öz kaynağıyla %40.8 hasılat yaparken şu anda bu oran 49.7'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrek 48.50'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi. Bir öncekinden hafif geride arkadaşlar. Favök'e bakarsak, Favök geçen sene 18.22'ymiş. Şu anda 12.14. Bir önceki çeyrek 9.57'ymiş. Burada geçen senekinden bir ayda düşük. Ancak bir öncekinden biraz iyi olmuş arkadaşlar. Net kâra bakarsak, net kâr geçen sene 13.56'ymiş. Şu anda 8.51. Bir önceki çeyrek 6.67'ymiş. Bu da geçen senekinden bir hayli aşağıda, bir önceki çeyrekten yukarıda arkadaşlar. Yani hasılatta bir artma var ama favök marjı ve net kar marjında düşüş var arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar 15.14 büyürken şu anda bu oran 8.35'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 7.89'muş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli yar yar yani yok. Bir önceki çeyrek de hafif iyi olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümemize bakarsak geçen yıl 46.1'miş. Şu anda 38.7. Bir önceki çeyrek de 47.4'müş. Bu da her iki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Bir sonraki çeyrek ne gelebilir? Şöyle baktığımızda arkadaşlar, eğer bir sonraki çeyrek %12 civarında bir büyüme olmazsa, yine buradaki gibi 8 gelirse, bu büyüme daha da aşağılara gelir. Yani muhtemelen büyüme zaten 30 ile 40 arası bir şey gelecek arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Daha fazla gelmesini beklemiyorum arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 21.12.2021'de fiyatı 7 lira 28 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklarını %146 büyütürken fiyat onun neredeyse 10-12 katına çıkmış. 1634-39 kat yüzde arkadaşlar fiyat oynamış. Yani yanlış olmuş. Öz kaynaklar büyümeden de fiyatı gitmiş. Bu nedenini biraz sonra göreceğiz. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 8.78'miş. Şu anda 151.73. En düşüğünün 17.28 katı. Arkadaşlar. 5 yılın en düşük piyasa değeri de 0.57'ymiş. Şu anda 44.20. O da en düşüğün 77.54 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 158.44 arkadaşlar. Çarpanların aşırı derecede yüksek olduğunu görmekteyiz zaten. Fiyat hareketine bakarsak arkadaşlar, zirve fiyatımız 189.20'ymiş. Oradan bu yana %33.1 gerilemiş. 2023'e 9'da 139. Yani şöyle geldiğimizde 139 liradan geliyor. Hala bir yıldır zarardasınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani bir yıl önce alanlar bunu, son 4 çeyrek önce alanlar, öyle söyleyeyim. 23'e 9 alanlar hala parasını yerine koyamamış. Şimdi burada arkadaşlar halka açıklık olanı 0.6, yani 1 bile değil. Zaten bunu hareket ettiren de bu. Burada hani temel analize göre hareket etmiyor arkadaşlar. Etmez de zaten. Hani bu bilançoya göre şöyle olacak, böyle olacak. Yani şimdi şuraya bakın. Büyüme ne kadar? 38.7. Enflasyon ne kadar? 60.85 değil mi? Enflasyonun altında büyüme sergilemiş. Reel anlamda büyümemiş. Küçülmüş şirket. Ancak fiyat hareketi ne olmuş? Piyasa defter değeri 44.20 gibi saçma sapan yerlere gitmişti. Sebebi şu halka açıklık kuranının 0.6 olması. Parası olan birisi bunu alıyor, götürüyor. İstediği gibi cirit atıyor. Bu şirket maalesef yatırım için olan bir şirket değil.
Las Vegas yani. Las Vegas kağıdı diyelim. Dolayısıyla burada fiyat hareketini tahmin etmek mümkün değil. Fiyat alıp satıyorsanız, traderseniz, onu da zaten bu şu anda anlattıklarımı dinlemeyin yani. Bu size uygun değil yani. Temel analizde, hani temel analize bakar, değer yatırım yapanlara çekiyorum ben bunu. Yoksa fiyat alıp çekenlere çekmiyorum arkadaşlar. Onu size belirteyim. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Defter değerimiz 2.86, büyümemiz %38.7. Kaç yılda bu 2.86 bu büyümeyle 126 lira 60 kuruş olur? 11.6 yıl, yani 139 ay. Ben bunun 12'den fazlasını zaten kabul etmiyorum arkadaşlar. 12'den sonrası hayali bir fiyattır. Dolayısıyla burada siz hava parası veriyorsunuz. Doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz. Şirketin 139 ay sonraki bu koşullarda bu büyümeyle verilerini satın alıyorsunuz. Yani peşin önceden alıyorsunuz. Bu da çok yanlış bir şey arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi defter değerinin yarısını da görmüş bu şirket değil mi? Pandemide görmüş. Defter değerinin yarısı ne yapar arkadaşlar? 3 lira olsa 1,5 lira. Yani 1,5 lirayı görmüş. Yani hani görmemiş falan olmaz diye. 1,5 lira da oluyormuş. 189 lira da olabiliyormuş. Saçma sapan fiyatlar olursa biliyormuş değil mi arkadaşlar? Şimdi burada değer biçmeye gelince defter değerimiz, yani hisse başı düşen öz kaynak 2.86. Onu mevcut büyümeyle çoğaltırsak %38.7, bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı 1 lira 11 kuruş para kazanacaksınız. Peki bunu kazanmak için ne kadar ödüyorsunuz? 126 lira 60 kuruş. Bunu enflasyona, herhangi bir duran varlık alırsanız enflasyondan kaynaklanan kazancınız 77 lira 0.4 kuruş olacak. Yani şirketin kazancının tam 69.52 katı size sunuluyor. Değer yatırımcılığında. Dolayısıyla ne diyoruz? Bu olmamış, hiç olmamış. Olması için ne olması lazım? Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisinin uyumlu olması lazım. Ya şirket 2.689 kat büyüyecek bir yılda, ki böyle mümkün değil bu. Bakın, eğer böyle büyüseydi, değiştirelim. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olacaktı. 126 lirada bu şirketin anasının ak sütü gibi her an olacaktı. Veya fiyat böyle olsaydı, şu andaki 1.82 olsaydı ne olacaktı? Bakın fiyatımızı değiştirelim, 1.82 yapalım. Gördüğünüz gibi 1.82'nin faiz getirisiyle şirketin getirisi eşit oldu. Demek ki iki tane koşul lazımmış. Ya şirket 2.089 kat büyüyecekmiş, ki bu mümkün değil yani. Ya da fiyat 1.82'ye gelecek, değer yatırım açısından cazip hale gelecek. Buraya gelir gelmez onu bilmiyoruz. Daha önce gelmişliği var. Yani gelmez falan da demiyoruz. Gelmişliği var çünkü, değil mi? Şimdi burada ne yapmak lazım? Bu dediğim gibi yatırım için cazip değil. Ama Las Vegas yani kumar için, hani siz bilirsiniz arkadaşlar. Biz fiyat alıp satmıyoruz. Ben gitmez de demem, onu da size söyleyeyim. Çünkü bilanço hareket etmiyor. Etmez derim, etmez. Ama gider mi? Gider. Tekrar 189'a, 289'a, 589'a, 5.089'a gidebilir. Ama değer yatırımcısı bununla uğraşamaz. Tekrar oradan da çakılır, tekrar gelip yine 1.80'e, 2 liraya gelebilir mi? Gelebilir. Bu mümkündür. Ve böyle bir şeye yakalandığınızda paranızın %99.99'unu kaybedersiniz. Dolayısıyla siz karar vereceksiniz. Fiyat mı alıp satacaksınız, değer mi alıp satacaksınız? Fiyat alıp satacaksanız dediğim gibi zaten bu videoyu da seyretmeyin. Yani gidin teknik analiz öğrenin. Ya da teknik analizde açıklama yapan arkadaşları dinleyin. Burası değer yatırımcıları için yapılan bir çalışma. Dolayısıyla 1.80'lik üstündeki her türlü fiyat değer yatırımcısı için alternatif getiriye yenilmek demek ve pahalı demek. Olmamış diyorum arkadaşlar. Değer yatırımcısı için uygun değil. Trader için de kendisi bilir. Alırsın, satarsın, tutarsın, kar desenin, zarar desenin, karar desenin. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.